Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Van Van kahramanının Türkçe tanıtımını yapacağım sizlere. Yani daha doğrusu Hiro ilk geldiği zaman da sadece oynayış olarak göstermiştim. Şimdi biraz daha anlatım odaklı olacağız. Kahramanın skill'leri, yani özelliklerinin ne işe yaradığını ekrandan bakabilirsiniz. Hepsini tek tek ekrana yansıtacağım. Öncelikle zaten pasifi belli arkadaşlar. Direkt kalkan gönderiyor. Bu şekilde şu 4 kalkanı kırmamız gerekecek. Birazdan göstereceğim sizlere. Bakın 4 tane kalkan oluştu. Şimdi bu kalkanlar ne diyeceksiniz? Yani kahramana 4 bir yandan vurursanız, eğer ki mesela şöyle, bakın 4 bir yandan vurdum. Şu an diriliği düştü. Kahramanın diriliği düştü. Ve ekstra olarak bu 125 hasar verecek. Bu şekilde ulti açılıyor. Tabii şimdi bakalım ne demiş. Van Van belirlenen yöne kırlangıç oku yollayarak. Özür dilerim. Kıllangıç oku. Okuyamadım yala. Sakin ol. Yanlışlıkla attım. Dur bir dakika. Sakin duralım, okuyalım şunu. Van Van belirlenen yöne kıllangıç oku yollayarak yolu üstündeki düşmanlara 150 artı 65 fiziksel hasar verir. Ve kaplan adımlarını tetikler. Kırlangıç oku düştüğü yerde alan kırlangıç hançeri alanına dönüşür ve 5 saniye sürer demiş. Yani bu tekrar çekmemizi sağlıyor. Ekstra olarak tekrar kullan butonu çıkıyor orada gönderdiğim zaman. Kırlangıç hançeri Van Van'a dönüşür. Van Van'a dönüşür ne ya? Van Van'a dönüşür ve yol üstündeki düşmanlara 60 artı 113 fiziksel hasar verir. Düşmanların hareket hızını 0.5 saniye için %60 kadar düşürür. Van Van alandan en fazla 3 kadar kırlangıç hançeri yeniler demiş. Şimdi mesela bakın çekiyorum, tak öndeki kalkanı kırıldı arkadaşlar. Şimdi bunun yandaki kalkanlarını kırmak gerekiyor. Yani sürekli böyle sekeceksiniz ki o kalkanlar kırılsın. Ön taraftaki kalkanı umursamayın. Zaten onu Q'yu gönderip geri çektiğiniz zaman düzeliyor. Şimdi mesela bakın yol üzerine gönderdim. Hızlı bir şekilde minyon da itebiliyoruz. Bakın bir tane kaldı ya, bu bir tane içinde. Şu Q'yu göndereceğiz. Mesela onu da göstereyim sizlere. Bakın gönderdik. Geri çektiğim an GG. Normalde o kalkanını ben niye kıramadım? Normalde kırmam gerekiyor. Bir dakika. Onu tekrar deneyeceğim. Şimdi W'suna gelecek olursak. Van Van üzerindeki tüm kontrol etkilerinden kurtulur ve ölümcül diken yağmuru başlatır. Yakındaki düşmanlara 200 artı 96 fiziksel hasar verir. Onların hareket hızını 1 saniye için %40 düşürür demiş, görmüş olduğunuz gibi. Bakın attım, vurdum. Bak çekince öndeki taraf gitti, gördünüz değil mi? Yani öndeki kalkanı o Q kırdı, yani şu ilk yetenek kırıyor. O yönden şüpheniz olmasın arkadaşlar. Bu sayede ulti açılıyor, yoksa ultiyi açamazsınız. Yani bir kahraman için o ultiyi kullanamazsınız. Bu özelliği biraz zor ama gerisi çok çok basit bir özellik aslında. Mesela şuna da hızlı hızlı bir vuralım. Şunu da hızlı hızlı keselim. Şimdi farklı bir build dizilmiş. Zaten oyunun orijinal build'lerini kullanan hiç kimse yoktur herhalde. İlk başlayanlar harici. Oyunun ilk build'ini kullanmayacağız. Biz hemen şuradan hızlı botları seçeceğiz. Şimdi şunu da kıralım. Şu hareket etme olayı güzel olmuş. Fakat kahramanın dayanıklılığı aşırı düşük. Diğer ADC'lerden kat kat daha düşük. Bunu kahraman giriş alanından bakabilirsiniz. Şimdi hemen şurayı keselim. Normalde son zamanlarda AD carry'lere bitmeyen savaş çıkılıyor. Fakat buna bitmeyen savaşlık bir durumu yok kahramanın. Hemen botumuzu da alalım. Şeyimizi de çıktık, yaratıkları öldürmek için Raptor Palace'ını da çıktık. Şimdi onu şu şekilde göstereyim. Bir tane vurdum, attım. Hop bir çektim. Bakın öndeki kalkan kırıldı. Şu yandan bir tane vurdum. Şu yandan vuramayacağım. Kahraman kaçtı mı? Evet, ulti açıldı fakat canı çok gittiği için vuramadım. Olayımız bu yani. Bu da W'su da Valer'in ultisi gibi düşünün. Sadece güçlendirme vermiyor. Verdiği tek şey yakındaki düşmanlara vurmak. Mesela Chu geldiği zaman Chu'dan kurtulabiliyorsunuz. Bu sayede etkilerden kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Ya da işte digi tuttu mu vesaire, bu sayede uzayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü yazdığı şey şu. Hemen bakın şuradan da göstereyim. Bakın görüyorsunuz, tüm kontrol etkilerinden kurtulur diyor. Yani tüm stunlardan kurtulma özelliğine sahip demeye çalışıyor. Bu özelliği güzel. En beğendiğim özelliklerden bir tanesi de bu.
Yani kahramanda hareket etmeyince artık bir süre sonra kendinizi rahatsız hissediyorsunuz arkadaşlar. Çok tuhaf. Ya mesela ben sabit durup vuramıyorum bu kahramanda. Yani öyle durup da böyle tarayamıyorum. Çok tuhafıma kaçıyor. Böyle vuracaksın, vuracaksın, uzayacaksın abi. Şimdi mesela tekrar gösterelim. Bakalım bilgisayar bize dayanabilecek mi? 1, 2, 3. Şuradan attım. Geri çektim. Buraya vurdum. Buradan bir tane vurdum. Ultim açıldı fakat kahraman öldü. Bunu denememiz için biraz daha sağlam birini bulmamız gerekiyor. Yani botlarla oynuyorum. Normal rakip olsa belki denenebilir fakat normal sunucuya girdiğiniz zaman da 300 MS'den aşağı çıkamıyorsunuz. Ama ultisi gerçekten çok güzel. Ultisine bakın, bakın şurada. Van Van belirlenen yöne kırlangıç oku yollayarak yolu üstündeki düşmanlara, pardon, bu şeyden de bunu bakalım. Fiziksel hasar verir ve kaplan adımlarını tetikler. Kırlangıç oku düştüğü yerde alan kırlangıç hançeri alana dönüşür. 5 saniye sürer demiş. Yani 5 saniye süre boyunca rakibi tarıyor şu ultisi. Rakipte bir tank var mı acaba ya? O tankı bir bulsak. Botlar da tank almamış. Püh, bu botların gençliğini. Evet, fazla hareket ettik. Bunu belki oyun sonu şeyde de deneyebiliriz. Hasar botunda. Şimdi bakalım. Bir pasif attım. Şuradan bir vuralım. Kalkanını kırana kadar ben akşam oldu. Kalkanını bir türlü kıramadım. Gençlik bitmiş. Dediğim gibi arkadaşlar hasarı bayağı düşük ya. Şey, hasarı diyorum, dayanıklılığı bayağı düşük. Hasarı ciddi yerinde zaten de dayanıklılığı bayağı düşük. O yüzden çok dikkatli oynanılması gereken bir kahraman. Belki 1-2 savunmada çıkılabilir diyeceğim ama bu sefer hasarı yerle bir olur kahramanın. Hiç gerek yok. Şunu bir atalım. Yani baksanıza daha henüz bir tane. Gerçi burada amblem yok. Test sunucusundayız diye amblemimiz yok ama. Yani kırmızı fantomumuza çıktık. Yani vura vura seke seke gideceğiz arkadaşlar. Şöyle seke seke gitme olayı çok güzel bunda. Mesela lapu lapu biraz daha dayanıklıdır diye tahmin ediyorum. Kalkanını kırdım fakat ulti bitti. Gördüğünüz gibi ultisi bitti ve dayanıklılığı felaket. Yani Digi aldığı zaman Digi'nin iki tane, hatta bak üç tane bile değil. İki tane şeyine, hasarına oturduğunuz zaman felç geçirir. Kahraman ona göre çok çok dikkatli oynanması gerekiyor. Meta'ya girer mi girmez mi bilemiyorum. Biraz değişik bir ADC. Bunu bizim sunucularımıza geldiği zaman göreceğiz. First'lerde hasarı bayağı düşük fakat şey olarak, mobility olarak çok yüksek. Yani ne bileyim, karşınızda bir Chuhel bir şey, biri varsa direkt bakın bu şekilde sağa sola kaça 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 dövebilirsiniz. Alanı biraz düşük sadece. Vuruş alanı. Bakın mesela normal ADC'ler şuradan vuruyor. Bakalım bu vuracak mı? Ha, bu da vuruyormuş. İyi, bu kadar alanı mesafesi iyiymiş ya. Yok yok. Mesafesi oldukça iyi. Hakkını yemeyelim şimdi. Bayağı da hızlı hareket ediyorum maşallah. Bakın ultisi açıldı. Ama çok kısa bir süre taradık. Maalesef ki bot olduğu için seri ölüyorlar. Evet, bazen böyle daha karaktere alışık olmadığımız için uçabiliyoruz. Şurada bir base atalım. Ya, kahramanın olayını anladınız. Başka bir olay yok. Bakalım bir hel stanlaması yapsın bize. Harcourt bir stanlasın bizi. Botlar yalnız, bir sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim yılan he. Bizimkilerden iyi oynuyorlar. Allah şerefsizim bak. Ulan ya. Belki şeyle başlanabilir bu kahramana. Canavar avcısı kılıcı ile başlanabilir. Ama kesinlikle saldırı hızı da kasılması lazım. Yani şöyle canavar avcısı kılıcımızı alalım. Tank avcısı olarak biliniyor.
Kritiği şu an iyi. Seviyeden dolayı. Amblemim olmadığı için. Şöyle biraz saldırı hızı verelim bakalım. Ulan ne güzelsin be. Adamların kaçma şansı bile yok. O derece yani. Baksana felç geçirdi herif. Gerçi bot olduğu için kasılamamışlar ama. Yine de çok mobilitesi yüksek dediğim gibi. Şu lapu lapuya gidelim bakalım bir şansımızı deneyelim. Şuraya doğru bir atalım. Lan oğlum mepek mi var sizde? Beni oradan nasıl gördün sen? Bot report ya, mepek de doğmuşlar. Mesela şöyle kaçarken kaça kaça vurabilirsiniz rakibe. Tabi normal sunucuda oynamak isterdim ama maalesef oynayamıyorum. Daha detaylı bir şekilde kahramanın mobilitesini gösterirdim. Fakat öyle bir seçeneğimiz yok. Evet, şu an bayağı iyi oldu. Baksanıza abi hareketlerine. Yani yakalamaları imkansız. Direkt saldırı hızı abi. Saniyesinde saldırı hızı. Saldırı hızı kastığınız an kahraman durdurmak imkansız. Yani şu lordu bile deli gibi keser. Baba vuruşa bak bak baba. Böyle döne 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 lordu kesersin. Çok troll bir karakter baksanıza. Ciddi psikopat bir hero. Neyse şu lordu keseyim de oyun bitmesin. Bak. Adamın vura vura önüne geçiyorsun. Böyle bir şey var mı ya? Cidden kasıldığı zaman yani mesela diyelim ki oyun uzadı. Yılan yılan. Kolay kolay kimse tutamaz. Almayacağım seni. Yani kalkanını böyle dört döne döne kesmeniz gerekiyor adamı. Yani ultisini açabilmek için. Ultisi biraz ömürlük gerçekten. Bir arkadaş önceki videoda söylemişti. Ömürlük ulti açıyorsun galiba diye. Cidden öyle. Ama uzun vadeli oyunlarda o kalkanı her türlü açarsınız arkadaşlar. Bunlar bot olduğu için zaten kastı paraları görüyorsunuz ki zaten saçma sapan oynuyorlar. Yani buradan anlayamazsınız onu da. Yani görmüş olduğunuz gibi kahramanımız bu şekilde. Ultiyi doğru düzgün açamadık. Onu da şöyle yapalım. Bu oyundan sonra yani bu şimdi bir sur vereyim ben ya da oyunu bitireyim abi. Şöyle. Bir pratik moduna gireyim. Videonun sonunda bir de bir pratik modunda deneyelim onu bot üzerinde. Yani Lord'u da iyi kesti. Böyle kaça 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 kaça. Mesela diyelim biri size saldırdı abi. Kaça kaça şöyle vurabilirsiniz. Mesela. Baksana da deli gibi kaça kaça adamlara vuruyorum. Yani hiç yerimde durmuyorum. Yani sizi bir Chu'nun yakalaması, bir Helcurt'un yakalaması biraz daha zorlaşıyor tabi. Bir de saflaştırma ile girersiniz Hero'ya. Bence mis gibi olur. Şimdi abi bir ultisini deneyelim pratik modda. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Şu kulelerini bir yarayım adamların. Bu arada çift can çalma var. Şey de dahil. Ya adamlar ne güzel savundu. Evet arkadaşlar bir pratik modda daha gösterip hemen videomuzu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar şimdi bir ultisini göstereceğim sizlere. Mesela vurduk. 1. Kalkanı şu yandan kırdık. 2. 3. Bahsettiğim olay size şuydu. Öndeki kalkanı kırmak için. 4 ve ultisi. 5 saniye boyunca vuruyor ve sonunda sağlam bir hasar veriyor. Yani şöyle mesela dolu dönü vurdunuz ve hareket halindeyken de vurabiliyorsunuz Van Van'ın ultisini. Mesela 1, 2 kalkanı kırdık, 3 tank kesiyorum diyelim mesela.
Cidden hasar botunu öldürdü kahraman. Bildiğin hasar botu hayata küstü. Şu an yine gösteriyorum. Bakın anlamayanlar için. Vurdunuz. 4 kalka nasıldı? 1 2 3 4. Açıyorsunuz ultiyi abi. Bu şekilde kaçarken bile tarayabilirsiniz. Alanı bayağı geniş. Yani saniye başı hasarı 4000. Şu anki build'le. 100 büyü direnci, 100 fiziksel şey var. Toplam 90 küsur hasar vermişiz. Biraz can yenilesin. Bakalım 2800-3000 can da tekliyor mu? Bir anda da can yeniliyordu. Kahraman. Bayağı da sağlam hasarı var. Yani kahramanımızın ultisi bu şekilde açılıyor. Bunun haricinde bir şey yapmanıza gerek yok. Sürekli hareketli halinde olmanız lazım. Mesela şu 1. Mesela şu 1. 2. Mesela diyorum. 3. Şuradan vuracağım mesela. Fight düşünün. Adam kaçıyor. Kaçarken şunu atıyorsunuz. Bir çekiyorsunuz kendinizi. Öndeki kalkanı da kırıyor. Ondan sonra böyle tarayabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu an bu benim kullanmış olduğum build. Mesela bir de şey açalım. Ulti ilham açalım bakalım. Yani 100k hasarı verdi arkadaşlar. Kahramanımız bu şekilde. Alacakları şimdiden hayırlı olsun. Güzel bir kahraman. Mobilitesi yüksek fakat dayanıklılığı çok düşük. Çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Az önceki yani oyunda görmüş olduğunuz gibi Digi'nin hasarı 2000'de. Yani önce kasılması gerekiyor karakterin. Bayağı bir ondan sonra rahat hareket eder. Ama early'de iş yapacağını düşünmüyorum şahsen. Yapabilir. Belli olmaz. Duruma göre değişebilen bir kahraman. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.